yeni hastanemiz taşındı. Tüm tam kapasiteyle yeni bina aslında hizmet veriyor. Eski bina ne olacak? Eski bina yine sağlık hizmetlerinde kullanılmaya devam edecek. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tarafından gündeme getirilen eski devlet hastanesinin hizmete devam etmesi konusuna açıklık getirmek için toplantı düzenlendi. Yani buradaki yürütülen sağlık hizmetinden hiçbir kalem eksilmiyor. Tabii. Toplantıya Vali Muammer Erol, İl Sağlık Müdürü Doktor Emrah Eray, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve Çiftlikköy İlçe Sağlık Müdürü Güven Hocaoğlu katıldı. İkinci bir görüşmemiz daha var. İnşallah onu bugün bakarız hep beraber. Orayı onaylarız. Yani Sahil Mahallesi'nin aile sağlık merkezi olmuş olur. İl Sağlık Müdürü Doktor Emrah Eray, eski devlet hastanesini sağlık hizmetlerinde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, hastanenin bir bloğunu 75 üniteye kadar çıkabilecek bir ağız ve diş sağlığı hastanesine dönüştüreceğiz dedi. Eski bina yine sağlık hizmetlerinde kullanılmaya devam edecek. İlimizin değişen gelişen ihtiyaçları çerçevesinde o bina Sağlık Bakanlığımızın binası, ülkede bize ait bir bina ve biz o binayı ömrümüz el verdiği sürece o binayı sağlık tesisi olarak kullanmak istiyoruz. Yalova Devlet Hastanesi eski binasının bir bloğunu 75 ünite kadar çıkabilecek ağız diş sağlığı hastanesine dönüştüreceğiz inşallah. Bunun da bakanlığımızdan onayı geldi. Eski hastane binasında şu anda 10 farklı branşta sağlık hizmeti verdiklerini kaydeden Eray, polikliniklerin üst kısımlarını da fizik tedavi ve palyatif bakım merkezi olarak kullanacağız şeklinde konuştu. Günlük ortalama 10 tane farklı branşta polikliniğimiz orada hizmet vermeye devam etmekte zaten. Bunlar neler? Çocuk, göğüs hastalıkları, dahiliye, cildiye, ortopedi, genel cerrahi gibi ana branşlarımız şu anda hali hazırda orada zaten hizmet vermeye devam etmekte. 10-15 farklı branştaki sent polikliniğimizin üst katlarına da fizik tedavi ve palyatif bakım merkezi olarak kullanacağız. Bakanlığımızdan da dün buranın incelemelerini ve güçlendirmesini yapabilmek için ödeneğimiz geldi. Vali Muammer Erol'sa burada yürütülen sağlık hizmetinden hiçbir kalem eksilmiyor dedi. Yani buradaki yürütülen sağlık hizmetinden hiçbir kalem eksilmiyor. Bitti bu iş. Ve bütünleşik kalması durumunda da oradaki olandan ne varsa buraya bir tek hastane başhekiminin talimatıyla takviye edilebiliyor. Sahil Mahallesi ve Sultaniye Mahallesi'nde birer aile sağlık merkezi kurulacağı müjdesini veren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, böylece mahallemizin sağlık hizmeti sorunu da çözülmüş olacak diye konuştu. Sultaniye'de hayırlı olsun. Sahil Mahallesi'ne yeni aile sağlık merkezi hayırlı uğurlu olsun. Evet, Sahil Ağla Sağlık Merkezi'nde ciddi fiziki problemlerimiz vardı. Sultaniye'de de vardı. O da valimin hediyesi. Sahil Mahallesi de tamam. Devlet Hastanesi de tamam.